harem Osmanlı padişahlarının evi. Dışarıya kapalı. İsmi de haramdan geliyor. Dışarıya yabancılara kapalı olan evi. Bu evde yaşananlar, aslına bakarsanız Türk ailesinde de bu geçerlidir. Bazı şeyler vardır ki evin mahremiyeti içinde kalır. Bazı şeyler dışarıya hiç yansımaz. Onun gibi haremde de birçok şey dışarıya, birçok değil yani hemen hemen hiçbir şey dışarıya yansımaz. Kare olan bölüm aslında yukarıdaki Bayezid Camii, hemen altında işte meydan ve onun yanındaki büyük saray, eski saray alanı ve Sarayburnu'nun dediğimiz bölgede artık yarımadanın ucunda Fatih'in yeni sarayı. Bu 16. yüzyıl değil mi? Evet. Evet, Hünername. Mesela mektuplar, beni hırsız diyebildiler. Halbuki ben çalmadım. Bir cariyenin mektubu. Hatırlıyorum, bir bulunmuş. Bir mektup bulduk diye getiriyorlardı. Hayrullah Bey okuyordu. Peki ne yapıyor mesela, o mektubu bir yerlere mi sokuşturmuş? Yani sokuşturuyorlar. Oraya buraya saklamışlar. Oraya buraya sokuşturulmuş mektuplar. En kalabalık kimin dönemi? 3. Murat dönemi zannediyorum ki. Hani o galiba kaç tane beşik sallanıyor? 103 evladının ismini biliyoruz. Ya, harem nasıl döşeliydi aşağı yukarı? Türk odası tipinde döşeliydi. Bir köşkün mefruşatı. Yani içinin döşemesi. İnanılmaz zenginlikte. Sonra Osmanlı tahtları üzerine ben kafa yordum. Osmanlı tahtı dediğimiz zaman, Topkapı Sarayı'nda bir sürü taht var. Hı hı. Gördüğünüz tahtlardan başka. Bunlar çok basit tahtlar. Bunlar çadırla mesela bir yere gidiliyor, bir pikniğe gidiliyor diyelim. Bir günübirlik gidiliyor, bir taht götürülüyor. O çok değerli bir taht götürülmüyor. O basit tahtlardan biri götürülüyor. Valide Sultanlar, aslanım, aslan parçası gibi hitaplarda bulunuyorlar. Birbirleriyle konuşurken harem halkı da cicim. Ah cicim. Ah cicim. Padişah duruyor. Padişahın da ayakta. Padişahın huzurunda oturabilen çok az, çeşitli yani Barbaros ihtiyar vaktinde oturuyor. Onun huzurunda otur dediği zaman oturuyor. Muhibbiler daha özel toplantılarda onun huzurunda oturabilen bazı insanlar var. Onun için orada başka bir şey koymaya, mobilya koymaya ihtiyaç da yok. Koyamazsınız da. Yalnız taht var, padişah duruyor. Padişahın oturduğu yer aslında mobilya olarak şeyi lakedir, çok güzel. Onun örtüsü, dört sütuna dayanan baldakin biçimi bir tahttır. Ve padişahın huzurunda konuşabilecek derecede eğitimli olmaları lazım. Padişahla sohbet sırasında, padişah istediğinde onunla edebiyat sohbeti yapabilecek kadar edebiyat bilmeleri. Tarih konuşacak kadar tarih bilmeleri. Yani o zaman belli bir eğitim okulda, seviyesinden geçecek ki tabii, sultan. Bir de nasıl davranacak? Ne zaman konuşacak? Ne zaman kafasını kaldıracak? Ne zaman başını önünde hep eğecek, gelecek? Bütün bunlar, nasıl selamlayacak? Bütün bunlar eğitim. Peki ilk önce dil mi öğretiyorlar kızlara, yabancılara? Dil öğretiyorlar. Din öğretiyorlar. Şimdi Kraliçe Elizabeth bir ork hediye ediyor. Bu orgu getirecek bir ork ustası bunu getiriyor. Ama bizim düşündüğümüz böyle bir şey değil değil mi? Yani Hayır, kiliselerdeki orklardan. Ork böyle koskoca. Evet, şunun gibi bir şey değil mi? Evet, bunun gibi.
Böyle bir org geliyor ve o orgun kurulması lazım. Onun için Dalam, o bir kitabı da vardır. Onun hikayesini anlatır. Hareme girmiştir. Ve bunun kurulduğu odaya kadar girer. Orada kurar, çalışır. Ama muhtemelen kimseyi görmedi girerken. Hayır, zaten herkes destur dedi. Hepsi yok oluyorlar. Bekçiler çift çift giderler idi. Benim gençliğimde bildiğim. Çünkü içeride kocaman sansarlar var. Sansarlar yaşıyor. Var. Evet. Sansarlar yaşıyor. Yani yırtıcı sansarlar. Yani bayağı şey. Canlı. Canlı. Aha. Ama çok da müthiş bir şey. Çünkü fareleri yiyorlar. Eğer fareleri yemese orada bir sürü depo var. Oradaki bütün şeyler fareyle kemirirdi. Yani Topkapı Sarayı'nda bütün Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse hep restorasyon evet, vardı. Hep. Yani bazen basit bakım onarım, bazen büyük restorasyon. Ama şimdi büyük işi İstanbul Rölevi Anıtlar Müdürlüğü gerçekleştiriyor. Sarayın birçok bölümünde bu çalışmalar yapılıyor. Hem harem dairesi içinde neredeyse hepsinde, hem de sarayın surlarında, dış bahçelerinde bir sürü proje ve iş yapılıyor. Gerçekten Topkapı Sarayı için müthiş bir heyecan. İşte bu yeni inanılmaz. Bulunanlar yani ne oluyor da yeni bulunuyor? Yani bir şeyi orada... Şimdi restorasyon esnasında evet. bir muhtes eki, geç devirde yapılmış bir duvarı kaldırırken arkasında bir niş görülüyor. İçi çinili yahut işte döşemeler artık tamamen yaşamını bitirmiş, işte kurtlanmış, o yüzden ayakta kalamayacak olan bir döşeme kaldırıldığında altından oraya zamanında düşmüş ya da işte peki, bir terlik? Şeyin arkasına düşmüş. Hani düşünün, bir mimari elemanın arasına sıkışmış, aşağı düşmüş, onu alamamışlar ya da önemsememişler. Orada kalmış objeler. Ama tabii bu küçük parçalar bizim ilgimizi çekiyor ama mimaride çok daha heyecan verici şeyler buluyorlar. Yani bir sürü grafitiler vesaire şeyler çıkıyor kapıların bu nedir? Üzerine. Bu mücevher herhalde mi? Galiba. Mücevher parçası. Bu da belki saklandı, belki düşürüldü. Yani bir sürü şey.